Saat 5:10 var. 40 dakika sonra şafak sekecek. Korkmasın merdi bu şafaklarda yüzen al sancak. Tınaz Tepe'ye karşı Kömür Tepe güneyinde 15. Piyade Fırkasından iki ihtiyat sabiti ve onların genci huzuru Daril Muallimin mezunu Nurettin Eşfak. Mazer tabancasının emniyetiyle oynayarak konuşuyor. Bizim İstiklal Marşı'nda aksayan bir taraf var. Bilmem nasıl anlatsam. Akif büyük şair, inanmış adam. Fakat onun ben inandıklarının hepsine inanmıyorum. Beni burada tutan şey şehit olmak vecdimi sanmıyorum. Mesela bakın, gelecektir sana vaat ettiği günler hakkın. Hayır, gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize. Saat 5:05 var. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağardı ağaracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Bu anda kalbi bir şahin gibi göklere salıp ve kırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyordu insanı. Topçu evvel milazimi Hasan'ın yaşı 21, kumral yüzünü gökyüzüne çevirdi, kalktı ayağa, baktı yıldızları ağaran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamlede o kadar büyük, böyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki bütün ömrünü ve hatırasını ve 7,5'luk bataryasını ağlanacak kadar küçük buluyordu. Yüzbaşı sordu, saat kaç? 5. Yarım saat sonra demek 93.956 tüfek ve şoför Ahmet'in 3 numaralı kamyonetinden 7,5'luk Schneider'lere 15'lik obüslere kadar bütün aletleriyle ve vatan uğrunda, yani toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle birinci ve ikinci ordular baskına hazırdılar. Alacakaranlıkta, çınar altında, beygirinin yanında duran sarkık bıyıklı suvari kısa çizmeleriyle atladı atına, baktı saatine 5:30 ve başladı topçu ateşiyle ve fecir ölebildikte büyük tarum.